Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Şimdi F3'te testler yapacağız. F3'te neyin testini yapıyoruz? LG Velvet ve aynı zamanda LG Wing. LG Wing de LG Velvet'i test etmek istiyorduk. LG Velvet'te de Poco F3'ü test etmek istiyorduk. Neden Poco F3? Çünkü Poco F3 Türkiye fiyatı 5300 TL civarlarında. LG Velvet'i biliyorsunuz artık fiyatı bayağı düştü. 4300 TL civarlarına düştü. Hani LG Velvet gibi bir cihaz varken acaba gidip bir Xiaomi'ye para verilir mi, verilmez mi? Ona bakmak istedim. Bakmak istedim diyorum ama şu an ekranda gördüğüm zaten F3 Pro çok güzel gösteriyor. LG Velvet ise arka taraf mesela gökyüzü mavi olması gerekirken bembeyaz. Yani şu an Poco F3 HDR bir video kaydı yapıyor gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle gözüküyor. Bakar mısınız gökyüzüne? Normalde Velvet'te de böyle olması gerekiyordu fakat değil. Tabii şu an LG Wing'in ekranı bayağı arkada kalıyor. LG Wing'de de çünkü HDR yoktu. Büyük ihtimalle LG Wing'i de şu an Poco F3 egale ediyor. LG tarafında şöyle bir avantajımız var. 4K video kaydı var. Yani öz çekimde de 4K video kaydı yapabiliyoruz. Hem Wing'de hem Velvet'te. Fakat F3'te sadece Full HD video kaydı var. Full HD video kaydı var ama bakın gökyüzü ne kadar güzel gözüküyor. Tabii 4K'nın kalitesini artık çekim sırasında, yani montaj sırasında göreceğiz. Fakat şu an benim ekranda gördüğüm. Çektiğimi ben ekrandan izleyeceksem eğer kesinlikle F3 derim. Yani Wing ekranı arkada kaldı, göremiyorum. Kalitesi nasıl onu da bilmiyorum. Fakat Wing'in çok güzel bir 4K'da öz çekim yaptığını biliyorum. Çünkü neyle kıyaslamıştık? iPhone 12 Pro Max'a falan kıyaslamıştık. Orada da sadece HDR olmadığı için şikayetçiydik. Ve şu anda HDR olmadığını gösteriyor gibi bir durum var. Bakar mısınız? Peki şöyle güneşe çıkacağım. Bakın şimdi arka tarafa güneşi alacağım. Zaten olay burada daha da patlak verecek. Evet, şu an bayağı bir ters ışık durumu söz konusu. Yani o kadar büyük bir ters ışık var ki şu an. F3'te bile ben simsiyah çıktım. Peki, bir cumartesi günü etraf o kadar kalabalık ki sahile indim, Maltepe sahile. Biliyorsunuz cumartesi günleri serbest ve yani otoparkta şu an boş yer yok gibi bir şey. Ben de aracımı mecburen gittim şöyle kaldırımın üstüne bıraktım. Yer bulmak çok zor. Fırsat bulabilirsem ki zor gözüküyor şu an basket sahasına bakıyorum. Full kalabalık, her yer full kalabalık. Hiç boşluk yok. Skate parka bakacağım. Durum nasıl? Benim yaşımda kayanlar var mı? Cesaret alacağım. Belki ben de gideceğim. Biraz kaykay kayacağım. Evet. Kaykay da kayıyoruz. Basketbolda oynuyoruz. Allah'a çok şükür bütün sporları yapmaya çalışıyoruz. Durum bu öz çekimde. İsterseniz şimdi arka kameraya geçeceğim. Arka ana kameraya geçeceğim. Arka ana kameradaki duruma bakacağız. Çok fazla hani incik boncuğa girmiyoruz. Abi işte kaldırıma çıkacak biri daha. Boş yer. Boş yer yoksa millet böyle kaldırıma çıkar. Evet, dediğim gibi çok incik boncuk yapmayacağız. Sadece şöyle bir titreşim engelleme testi yapmak istiyorum. 3-2-1. Yani Velvet bayağı titriyor gözüküyor. 1. F3 hiç titriyor gözükmüyor. Çok güzel, sabit. Arka tarafta Wing'e bakıyorum. Wing de sanki titremeden kaydediyor gibi ama Velvet çok titriyor. Durum bu. Dediğim gibi incik boncuğa girmeyeceğiz. Yani 30 FPS'e falan almayacağım diğer cihazlarda. Tek kayıt yapacağım. Arka ana kameraya geçtiğim zaman da orada da tek kayıt yapacağım. 4K 30 FPS kayıt yapacağım. Duruma bakacağız. Biraz da fotoğraf çekeceğiz. Yani hem kamera hem fotoğraf testini yapmış olacağız. Tek videoda işi bitirmek istiyorum. Hadi bakalım. Arka kameraya geçelim. Evet dostlar, şu anda 4K 30 FPS ana kamerada video kaydına başladık. Durum bu. Şimdi az önce ben öz çekimde yaptığım bir kayda baktım. LG Wing'de aynen Velvet'te olduğu gibi, yani HDR devreye hiç girmemiş. Dolayısıyla gökyüzü falan bembeyaz çıkmış. Ben attım ya.
Ben en iyisi şuradan skate parka doğru gideyim. Buralar bayağı kalabalık yani. Görüyorsunuz şu an. Skate parka mı gidiyorsunuz? Evet. Ne durumda? Arkadaş ya, her gölge kapılmış vaziyette. Merhaba, otur Simile. Merhaba. Tabii şimdi ben kaydı da durdurmadım böyle. Hem hareket ediyorum hem de kaydetmiş oluyorum. Çok kalabalık ya, gerçekten acayip kalabalık. Arkadaş ya, iğne atsan yere düşmeyecek vaziyette. Büyük ihtimalle sabah 10'da falan gelmek gerekiyordu buralara. Hatta sabah 10, 9. Yani sabah kahvaltısına buraya gelmek gerekiyordu. Herhalde akşam yemeğini de burada çıkarmak gerekiyordu. Maşallah ya, güller bayağı kendine gelmişler. Gelmişler ki kendinden de geçmeye başlamışlar. Evet, tam bir ters ışık denemesi. Gerçekten 10 numara. Güneş oradan vuruyor. Ve F3'te gülü görüyorsunuz. Gerçi diğer cihazlarda da gül gözüküyor gibi ama. Bakalım. Kayıtta gör. Hangisi daha güzel gözüküyor? Hangisi daha kötü gözüküyor? Ama mesela şu vaziyette, mesela sol tarafa bakarsanız gökyüzü yani velvette yok oldu. Ama şöyle baktığımız zaman evet, gökyüzü var. Yani gül de iyi kötü bir şekilde gözüküyor. Çeksin bir kere. Beni çekecek. Çek. Çek. Ay ondan tamam. Çekiyor.
taraf var ya, onun fotoğrafı beğenmiş. Şeyde Instagram'a vallahi bugün çok güzel video kayıtları yaptık. Gerçekten acayip ters ışık denemeleri yaptık. Yani ana kameradaki durumu bayağı bir zorlamış olduk. Gerçekten hatta belki de bugüne kadar yaptığım en güzel video kayıtları bunlar oldu. Gerçekten ortam çok kalabalık. İnsanlar var, çok kalabalık. Zaten ortam çok kalabalık olunca insanların da olması gerekiyor. Ama yani gül bahçesi de gerçekten bayağı bayağı kendine gelmiş. İnsanlar diyordunuz ya, alın size işte, insanlar da kadraja girmiş oldu ister istemez. Şöyle kendimi de göstermeye çalışayım. Şöyle bir ters ışık yapayım. Acaba nasıl olacak? Hatta şöyle de tutayım. Durum bu. Şöyle dönmeye devam ediyorum. Güneşin maşallahı var. Evet. Peki bir de titreşim engellemesi deneyelim bakalım ne kadar başarılı. 4K 30 FPS'teyiz. 3-2-1. Şu an titretiyorum. Bayağı aslında titretmiyorum, bayağı sallıyorum. Bir de şöyle güneş vursun suratıma. Yeniden deniyorum. 3-2-1. Yalnız gözlerim mahvoldu ya. Evet dostlar, bu da düşük ışıktaki performansım. LG Velvet 4K video kaydı var ve F3, Poco F3 Full HD yani 1080p video kaydı var. LG Wing gene onu da 4K video kaydı var. 4K Velvet'te 4K var ama yani ekranda benim gördüğüm F3 çok daha başarılı. Geçen gün F3'ün bir tane testini yapmıştık. Mi 11 Pro ile kapıştırıyorduk hatırlarsanız. Bir nebze Velvet ve Wing'in de Mi 11 Pro'ya karşı ne kadar iyi olup ne kadar kötü olabileceğini böylelikle görmüş olacaksınız. Gerçekten F3 çok başarılı yani, güzel. Peki şöyle tersten bir ışık olsa ne kadar şey. Vallahi ekranda benim gördüğüm Velvet çok böyle boğuk çekiyor, flu çekiyor yani. Böyle net değil görüntü, enteresan. Netlik yok ya. Artık yani daha ne kadar ışık olabilir değil mi? Peki şöyle biraz ışığın çok az olduğu yerlere gidelim. Geçen gün Mi 11 Pro ile de bu testi yapmıştık. Arka tarafta Wing'i görüyorum. Wing inanılmaz aydınlık çekiyor, gözüküyor. Devam ediyorum. Gittikçe iyice karardı. Karardık da karardık. Şöyle yapayım. Hatta şöyle arkada ışık da olsun. Şu an Velvet daha kötü gözüküyor. Şöyle ters döneceğim. Yüzüme şuradan ışık vursun. Ben bir şey söyleyeyim mi? Wing'in ekranını görmüyorum ama büyük ihtimalle Wing çok aydınlık çekiyor. Gerçekten çok aydınlık çekiyor. Yani durum bu. Bir de şöyle dışarı çıkalım. Şöyle yapacağım. Velvet 4K falan ama F3 yani Full HD ile sanki daha iyiymiş gibi bir havası var.
durum bu. Şuradan yüzüme ışık vuruyor. Velvet çok kötü. Yani umarım böyle kaydetmiyordur. Şöyle gayet yeterli. Şuradan sokak ışığı yüzüme vuruyor. Hemen şöyle göstereyim. Arkadaki sokak ışığı şöyle tuttuğum zaman oradan yüzüme vuruyor. Ben şimdi arka tarafta Wing'e bakmaya çalışıyorum. Wing büyük ihtimalle number one diyeyim. Çok güzel kaydediyor. Yani ön kameranın durumu bu. Şimdi isterseniz bir de arka kamerayla iç ortamdaki yani yapay aydınlatma ve şuradaki duruma bir bakalım. Evet, şu an ana kamera 4K video kaydındayız. Enteresan. Burada Wing biraz kötü gibi duruyor. Şu an Velvet'in ekranını zor görüyorum ama Velvet'le F3 sanki kafa kafaya gibiler. Gerçekten Wing'e şaşırdım şu an. Neden böyle? Umarım böyle kaydetmiyordur. Ha, şu an açık ara F3 LG'lerden daha iyi gözüküyor. Ana kamerada. Çok enteresan. Allah Allah. Resmen şaşırdım şu an. Bayağı şaşırdım. Ay. Şöyle kendimi gösterebilecek miyim acaba? Şöyle. Şöyle dönüyorum. Birazdan içeri gireceğim. Evet. Evet. İç mekandaki yapay aydınlatılmış ortamımız da böyle. Kalitemiz bu şekilde. Kısmetse yarın bir tane video çekeceğim. F3 ile alakalı artık son bir video olacak. Ama bu videoda şey yapacağım. Aynı anda birçok kamerayla da test yapacağım. Bir tanesini yayınlayacağım. Diğer bütün kayıtları gizleyeceğim. Gizlediğim kayıtları da size link olarak vereceğim. Böylelikle hangi telefon nasıl kaydetmiş tek tek görmüş olacaksınız. Şöyle koyu ortama doğru gidiyorum. Ve F3 ile alakalı artık son videomuz olacak. Ya şimdi netlik olarak F3 ya F3 daha net gözüküyor. Bariz bir şekilde daha net gözüküyor. Evet. Şöyle ters yapacağım şimdi. Burada da F3 aydınlık olan yeri bir türlü algılayamadı. Burada da bakayım LG Wing çok iyi algıladı. Fakat F3 hala ortamı aydınlatmaya çalışıyor. Bu sefer oradaki odadaki ışık patlıyor. Peki şöyle durayım. Kendimi çekiyorum şu an. Acaba nasılım? Bir de şöyle ters ışık yapıyorum. Acaba nasıl? Evet, ana kameramızdaki durum da buydu. Dediğim gibi, bir de kendimi şurada yapayım. Dediğim gibi gündüz çekimlerimizi zaten yapmıştık. Şimdi gündüz çekimlerimizdeki son konuşmamla veda edeceğim. Ondan sonra da fotoğraflara başlayacağız. Son konuşmamda ne demişim bakalım. Videomuzun sonuna geldik. Şimdi biraz fotoğraflar da çekeceğiz. Fotoğrafları da videonun sonuna koyacağım aslında. Sadece son konuşmayı yapmak istedim. Bayağı bir ters ışık denemesi yapmış olduk. Bir daha söylüyorum. Velvet 4300 liraya satılırken F3 5150 TL'lere satılıyor. Hani LG Velvet gibi bir cihaz varken F3 alınır mı? Kafamda böyle bir deli sorular vardı. Ona bir şey... cevap bulmak istedim. O yüzden bu videoyu çektim. O yüzden LG Velvet'i kullandım. LG Wing zaten yani iPhone 12 Pro Max'la Mi 11 Pro ile falan kıyaslanan bir cihazdı bizim kanalda. Zaten LG Wing de herhalde bir tek bizim kanal uğraşıyor böyle. Bizim çok hoşumuza gittiği için LG Wing'i bir amiral gemisi cihaz gibi görüyoruz. O yüzden F3'le de kıyaslamış olduk. F3'ün kalitesi bakalım Wing kadar kaliteli mi? Kaliteliyse zaten neredeyse kalitesi iPhone 12 Pro Max demek oluyor. Çünkü Wing ile 12 Pro Max'ı kıyasladık ve çok hoşumuza gitmişti Wing. Velvet'le de Wing'i kıyaslamak istedik. Hani ikisi de LG olduğu için ve elimizde olduğu için bu kıyaslamayı yapmak istedik. Dedikten sonra umarım yardımcı bir içerik olmuştur sizlere. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.